Gölcük merkezli 17 Ağustos 1999 tarihinde gerçekleşen ve on binlerce kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olan 7.4 şiddetindeki depremin ardından 23 yıl geçti. Türkiye'nin önemli sanayi kuruluşlarına ev sahipliği yapan Kocaeli'de meydana gelen depremle ilgili elde edilen veriler depremin vahşetini gözler önüne serdi. Gölcük merkezli 15 kilometre derinliğinde 7.4 büyüklüğünde gerçekleşen ve insan kaybı açısından 1939 yılında gerçekleşen Erzincan depreminden sonra Türkiye tarihinin ikinci en büyük depremi olan Gölcük depremi 17 Ağustos 1999 tarihinde saat 03.02'de meydana geldi. Gece saatlerinde bir anda gerçekleşen deprem Kocaeli başta olmak üzere İstanbul, Yalova, Sakarya, Bolu, Bursa, Eskişehir, Zonguldak ve Tekirdağ'da on binlerce kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olurken binlerce ev ve iş yeri yerle bir oldu. Alınan bilgilere göre Gölcük depreminde en çok ağır hasar alan il %48'lik oranla Kocaeli, %29'la Sakarya ve %14'lük oranla Yalova oldu. Raporda verilen bilgilere göre Büyük Marmara depremi olarak da bilinen afette Kocaeli'de 9.477 kişi hayatını kaybederken 19.497 kişi yaralandı. Sakarya'da ise 3.890 kişi hayatını kaybetti, 7.284 kişi yaralandı.